Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde etkili olan ve hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı ile ilgili Gaziantep AFAD İl Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplam kurtarılan araç sayısı 6902 araç kurtarıldı. Bu araçlarda seyahat eden vatandaşımızın sayısı 13372. Toplam 50200 kişiye kumanya dağıtıldı. Kızılay, Büyükşehir ve diğer bütün paydaşlarımızla. Sağlık İl Müdürlüğü'nün müdahale yaptığı kişi sayısı birinci gün 190 küsur dedik, toplamda 2286 kişi. Gaziantep Valisi Davut Gül, kenti etkisi altına alan, otoyolların trafiğe kapanmasına neden olan ve kentte hayatı durma noktasına getiren kar yağışının bilançosunu açıkladı. 6902 aracın kurtarıldığını belirten Gül, 10700 ton tuzun kullanıldığını ifade etti. Kullanılan tuz miktarı, hani deniliyor ya, tuz atıldı, atılsaydı şu karşılık olurdu. Toplamda karayolları ve ilçe belediyelerimizle beraber Büyükşehir 10700 ton tuz kullanmış. Çöken ahır sayımız 96, telef olan hayvan 123 küçükbaş, 81 de büyükbaş hayvan telef olmuş. Vatandaşlarımızın aynı zamanda mama ihtiyaçları olduğu ile yerine getirildi, bez ihtiyacı olduğu yerine getirildi. Yakıtı bitenlerin yakıt takviyesi yapıldı. Hayata dair aklınıza gelebilecek bütün insani ihtiyaçlar bir şekilde tamamlanmaya çalışıldı. Gaziantep'te bir kış mevsimi boyunca yağan karın 20 saatte yağdığını da aktaran Vali Davut Gül açıklamalarını şöyle sürdürdü. Gaziantep'e kış mevsiminde 3 ayda yağan toplam kar bir gün içerisinde yağmış oldu. Araçların karda gidememesi, binek araçlarının önemli bir kısmının kar lastiğinin olmaması, karın yoğun yağması, araç trafiğinin fazla olmasından dolayı daha büyük bir karın olumsuz etkileriyle karşılaştık. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bütün güçleriyle sahada olduklarını ama çok yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Bundan sonraki süreçte ne yapacağız diye baktığımızda biz yeniden Gaziantep Büyükşehir olarak hem iki merkez ilçemizde yeni koordinasyonumuzu çalıştık. Hem daha kuvvetli bir makine ekipman hem saha hakimiyetini daha kuvvetli bir şekilde sağlayacak tedbirler aldık. Zaten Sayın Valinin Başkanlığı'nda bütün ilgili kurumlarla koordinasyonu güçlü bir şekilde sağlıyoruz. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. İnsani ihtiyaçlar açısından da bütün gücümüzle, bütün kurumlarla sahadaydık. Hareketli. Şu evet, bunu hiçbir vatandaşımız